Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Evet sevgili Arapça severler, Şenol Hoca ile Arapça YouTube kanalımızda Arapçada isimler konulu videolarımızın 10. videosundayız. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda Arapçada soru isimleri ve soru edatları onlarla ilgili bir videomu çekmiştik. Bu 10. videomuzda ise Arapçada isimler konusunda devam ediyoruz ve Arapçada ismi mevsuller ve sıla cümlesi dediğimiz ismi mevsullerin cümle yapısında göreceğiz. Ne demek sıla cümlesi? Bir terim anlam olarak karşımızda tabii ki. Onu ifade edeceğiz biraz sonra. Ve bu isimler yani ismi mevsul konusu Türkçedeki birkaç konuyla da benzerlik gösteriyor. Ancak aslında cümleyi birazcık bir önceki kelime veya yapıya bir sonraki kısmı sıfat gibi çeviren yapılardır aslında Türkçedeki tam karşılığı. Sıfat özelliği var bir yönüyle. Şimdi bunlar türemiş isim değiller. İsmi mevsuller de özellikle ikilileri hariç mebni isimlerdir. Bu dolayısıyla mebni oldukları için ve de türememiş isimler olduğu için herhangi bir fiil veya isimden türememişlerdir. Ve Arapçada çokça karşımıza çıkan, Kur'an-ı Kerim'de çokça da karşımıza çıkan yapılar. Hemen fazlaca lafı uzatmadan konumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Arapçada ismi mevsuller ve sıla cümlesi meselesini hemen ismi mevsul konusu ve ismi mevsul ne demek? Vasale kelimesinden gelen mevsul yani ismi meful kalıbında gelen bağlanan yani ek yapılmış olan ulaşılan ulaştırılan anlamlarıyla bir kelime. İsmi mevsul yani başka bir kelimeyi başka bir kelimeye bağlayan isim dolayısıyla kendisi de bağlanan bir isim aslında. Şöyle tarif edeceğiz ismi mevsulü. İki cümleyi birbirine bağlayan. Yani iki tane cümle olacak demek ki ismi mevsullerde. En azından iki cümle yapısında olacak. İki cümleyi birbirine bağlayan manası ancak kendisinden sonra gelen cümleyle tamam olan kelimedir. Yani kendinden önceki kısımda bir cümle var. Hadi ismi mevsul de söylediniz. Peki cümle tamamlandı mı? Hayır. Cümlede bir eksiklik var. Daha doğrusu bir önceki cümleyi tamamlayacak olan yapı ismi mevsul dediğimiz kelimeden sonraki gelen kısımla tamamlanıyor. Dolayısıyla İsmi mevsulden önceki kısmı tamamlayan ve onu tanımlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani ismi mevsul kısacası iki cümleyi birbirine bağlayan ve manası ancak kendisinden sonra gelen cümleyle tamam olan kelime demekmiş. İsmi mevsul bu. Türkçedeki ilgi zamiri gibi bir iş görür. İlgi zamiri hani ki o ki zamiri gibi veya da ilgi zamiri Türkçedeki konuyu biraz biliyorsak bunu anlayacağız. İsmi mevsulden sonra gelen cümleye de sıla cümlesi denir. Yani ismi mevsul diyelim ki iki cümlenin ortasında iki cümleyi birbirine bağlayan bir ismi mevsulümüz var. İşte bu ismi mevsul olan kelime asıl yükü taşıyan odur. Yükü taşıyan odur. Yani bir önceki kelimenin sıfatı konumundaki kelime ismi mevsulün kendisidir. Ama kendisinden sonraki kısım cümle ise biz Arapçada buna sıla cümlesi deniyoruz. Yani bir nevi bağlanan cümle gibi, tamamlayan cümle gibi bir şey. Sıla cümlesi tabirini kullanıyoruz bunun için. Yani ismi mevsulden sonraki kısım sıla cümlesiymiş. Sıla da ismi mevsul ile ilgili, yani ismi mevsul kendisiyle ilgili ona dönen bir zamir bulunur arkadaşlar. Yine bu zamire de ait zamiri denir. Ait zamirini aitlik zamiri yani açıktan bariz olarak ve gizli veya da hasfedilmiş yani düşürülmüş olarak bu ait zamiri gelebilir. Yani her zaman aitlik zamiri göremeyebiliriz ama ona dönen bir aitlik zamiri vardır. Sevgili arkadaşlar, bunu biraz sonraki örneklerde daha iyi anlayacağız hem cümlelerde. Ama her zaman aitlik zamiri olur mu hocam? Sıla cümlesi içerisinde ona dönen, ismi mevsule dönen bir aitlik zamiri vardır diyoruz ama bu her zaman olur muymuş? Bakın bariz, açıktan olabilir, gizli olabilir veya hasfedilmiş, düşürülmüş olarak cümlede bulunabilirmiş. Şimdi biraz bilgi yüklemesi yapacağız önce. Her zaman yaptığımız gibi. Önce verileri kullanalım. Elimizde ne var? Türkçe olarak bu ismi mevsul konusunu biraz tanımaya çalışacağız. Sonrasında örneklerle daha iyi net anlaşılacak. Tabii ki yazarak çalışmak önemli. Bizim videolarımızı izleyen öğrencilerimiz de bunları not olarak yani bu konunun başına not olarak yazılacak. Konu anlatılırken bu notlar işte o zaman devreye girecek ve bir anlam kazanacak. Direkt ders anlattığımızda ikisini birleştirmiş olacağız. Şimdi ikinci, üçüncü bir maddemiz var. İsmi mevsullerin kendisi. Kendisinden sonraki cümleyi yani neydi? Kendisinden sonraki kısmı sıla cümlesi. Sıla cümlesini öncesindeki isme, kendinden önceki bir isme sıfat olarak bağlayan mebni bir isimdir. Kim? İsmi mevsulün kendisi bakın arkadaşlar. Ellezi, elleti, ellezine, ellezani, elletani gibi veya men ve ma birazdan göreceğiz onları. İşte ismi mevsullerin kendileri kendisinden sonraki sıla cümlesini
kendisinden sonraki sıla cümlesi öncesindeki isme sıfat olarak bağlayan mebni bir isim. Yani kendisi bir aslında bir bağlaç görevi görüyor. Bir sonraki kısmı önceki kısmı bağlıyor. Dolayısıyla ismi mevsuller bu yönüyle mebni isimlerdir. Bu yönüyle de ismi mevsuller mahallen irab alırlar. Konumu itibariyle, mahallen demek konumu itibariyle. Cümledeki ögeleri bakımına baktığımızda konumu itibariyle irab alırlar. Sıla cümlesinin kendisinden sonraki cümle neydi? Sıla cümlesiydi. İşte sıla cümlesinin de irabda yeri yoktur arkadaşlar. İrab açısından onu değerlendirilmez. İrab, sıla cümlesi irabda yeri yoktur denilir. Bu şekilde irabı yapılır. Ancak has ismi mevsullerin ikilileri mureptir. Yani has dediğimiz biraz sonra göreceğiz onları da ellezani elletani. Bunlar ellezeyni elleteyni şeklinde dönüşebilir. Yani mansup, merfu, mecrur durumlarında has ismi mevsullerimizin ikilileri mureptirler. Yani mebni değildirler bu şekilde mureptir. İsmi mevsul ve sıla cümlesi Türkçedeki sıfat yan cümlelerinin karşılığıdır ve genellikle Türkçedeki ortaçlar diye de hani yeni tabirle bu eskiden ortacı çok kullanmazdık ama sıfat fiil tabirini hala kullanıyoruz yine. Bu Türkçedeki ortaçlarla benzer bir özelliğe sahiptir. Hatta hatırlarsınız böyle bir tabir ezberlenir sıfat fiilimsiler konusunda bir sıfat fiil, isim fiil ve zarf fiiller vardı değil mi Türkçede? Sıfat fiiller anası mezar dikecekmiş ekleri vardı. En an, esi ası, mezmaz, ar er veya dik dık dık gibi ekler vardı değil mi? Anası mezar dikecekmiş ekleri. Bunlar sıfat fiil yapıyorlardı. Mesela oynayan çocuk veya da ne diyelim oynayan top futbol oynayan çocuk. Bakın oynayan bir fiil eklenecek, fiile gelecek. Bunların fiilesiler neydi? Fiile gelirlerdi. Ve ama fiilden biraz isim yapan veya sıfatı yapan sıfat fiiller oluyordu. İşte bu tür bizim fiilimsilerimizdeki sıfat fiillere de benziyor. Aynı zamanda yan cümle sıfat yan cümlelerinin de bir karşılığıdır arkadaşlar. Müşterek ismi mevsullerdeki bazı çok az kullanılan bir hatta buradaki Esmaül Hamse dediğimiz 5 isimden de birisi olan Za ve Zu veya da Eyyu hariç bunlar da mebni olup mahallen irab alırlar. Bu Za ve Eyyu ile ilgili de biraz sonra açıklama yapacağız. Bu kadar ilk aşamada bu kadar bilgi yeterli. Hemen ikinci aşamaya geçiyoruz. Öncelikle ismi mevsuller ve sıla cümlesi tabiriyle başladık başlığımıza. İsmi mevsuller ikiye ayrılır arkadaşlar. Has hususi dediğimiz has, hususi ismi mevsuller ve müşterek yani ortak olarak kullanılan ismi mevsuller diye ikiye ayrılıyorlar. Has ismi mevsullerimiz biraz sonra tabloda göreceğiz ama şimdi tekil, ikil ve çoğulları var. Müzekker ve müennesleri vardır has ve ismi mevsullerin. Ellezî müzekker olan ve tekil olan bir ismi mevsuldür. Elletî soldan bakın devam ediyorum soldan sağa doğru. Elletî ise müennes olup tekil için kullanılan bir ismi mevsulümüz. Hemen ortadaki siyah renkliler ise ikillerimiz. Sağ taraftakiler müzekkeri. Ellezâni, ellezeyni. Mansub, işte murep dediğimiz şey bunlar. Bu ikiller. Elletâni, elleteyni ise müennesi. Ellezîne, ellâti ise çoğul olup yine müzekker ve müennesini kullanıyoruz. Yani has ismi mevsuller. Ellezî, ellezeyne, ellezâni, elleti, elletâni, ellâti gibi bunlar neymiş? Has ismi mevsuller. Hususi ismi mevsuller. Bunların ikilleri ellezâni, ellezeyni, elletâni, elleteyni ise mureptir. Diğerleri mebni isimlerdir. Mahallen irab alırlar. Gelelim müşterek ismi mevsullere. Şimdi ikiye ayırdık. Has ismi mevsuller, müşterek ismi mevsuller. Müşterek ismi mevsuller, müzekker ve müennes için ortak kullanılabilen ismi mevsullerdir. Tekil, ikil, çoğul için ortak kullanılırlar. Müzekker ve müennes ayrımı yok. Tekil, ikil, çoğul için de ortak kullanılırlar. Bir şeye dikkat edeceğiz. Şimdi geldi. Men. Bunlardan 3-4 tane var. Men, ma, eyyu, zazu gibi. Bir de eliflamın kullanımı var. Bunu not olarak vereceğim. Biraz sonra tabloda da daha net göreceğiz. Men kim demek ama kim kelimesinin ötesinde bu men aynı zamanda İngilizce'deki who, hani non-clause'lar gibi. İngilizce'deki non-clause'lar gibi. Men de burada ismi mevsul olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Sadece akıl sahibi varlıklar için kullanılır. Ki o anlamında. Ali mesela ne diyeceğiz? Aliyun huvellezi mesela zehebe ila İstanbul. İstanbul'a gidendir Ali. İstanbul'a giden kişi ki o İstanbul'a gitti diye de yani çevrilebilir ama İstanbul'a giden kimdir? Ali'dir. İşte bir sonraki kısmı bir önceki isme bağlayan bir ismi mevsul gibi men kullanılabilir. Men'in kullanımı kim bakın. Dolayısıyla da insan akıl sahibi varlıklar için kullanıyoruz. Ma
Hem olumsuzluk ekiydi hem soru ismiydi değil mi? İşte bu ma tekrar karşımıza çıktı üçüncü bir şekilde. Bu da nedir? İsmi mevsul olan ma var. İsmi mevsul olan ma akıl dışı varlıklar için kullanıyoruz. Hayvan, eşya ve bazı kavramlar için bu ma'yı kullanacağız ismi mevsul olarak. Kullanımı az olan eyyu ise hangisini veya ki o kişi o şey gibi çevrilebiliyor. Burada eyyu'nun yine azdır kullanımı ama müşterek ismi mevsul olup insan içinde kullanılabilir bakınız eyyu. Diğeri gibi değil. Eyyu hem insanlar için hem canlı cansız tüm varlıklar için kullanılabiliyor eyyu. Yani akil ve gayri akil tüm varlıklar için kullanılabilir. Bir diğer ismi mevsul ise Esmaül Hamse'den olan. Bu da mana itibariyle aslında ismi mevsul grubuna girer. Yani kendisi ismi mevsul değil ama mana açısından sahiplik anlamı katar. Bir sonraki kısmı bir önceki kısma bildirir, aitlik bildirir. Dolayısıyla da sahiplik anlamı kattığı için za ve zu'yu da burada zikretmiş olduk. Ayrıca sıfat tamlamalarındaki o elif lamlar da aslında mesela ne diyoruz? Büyük çocuk. Et-tıflu mesela et-tıflul-kebir. Et-tıflul-kebir. Oradaki elif lamlar sıfat olan müştak isimlerin yani ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe veya da ismi tafdil gibi kelimelerin önüne gelen bu elif lam takıları da onun ismi mevsullüğüne delalet ediyor arkadaşlar. Ve böylelikle biraz bilgi birikimimi doldurduktan sonra şimdi artık biraz daha basitleştirerek hem tablolara hem de örneklerimize gelmiş olalım. Has ismi mevsuller dedik. Ellezi, ellezani, elletani veya da bunların mansup mecrur halleri. Ellezeyne elleteyni veya da çoğulları ellezine ellati. Bakınız bu tablo önünüzde olacak. Bu tabloyu defterinize çizeceksiniz. Tekil için kullanılanlar, müfret tekil için. Ellezi elleti, müzekker müennes farkı var bakınız. İkil için kullanılanlar sarı renkli bakın. Bunlar neydi? Murep. Neden murep? Çünkü ellezani diye durmuyor. Ellezeyni diye dönüşebiliyor. Mansup veya mecrur olması gereken yerlerde. Nesne veya tümlec olması gereken yerlerde ellezeyni olacaklar. Veya özne yüklem gibi merfu olması gereken yerlerde de ne olacak? Ellezani'yi kullanacağız. O yüzden mureptir değişiyor hareke bakımında. Ama diğerleri bakın ellezi nerede olursa olsun hangi nesne olarak da olsa tümlec olarak da olsa merfu mansup her hali aynıdır. Dolayısıyla mebnidir ve mahallen irab alır. Ancak murep olanlar dediğim gibi ellezani merfu olarak kullanılırken ellezeyni mansup mecrur olarak kullanılıyor. Altta küçük bir notumuz var. İnsan, hayvan, eşya ve benzeri akil ve gayri akil varlıklarla kullanılabilir. Bunlar. İkil müsenne olan ismi mevsuller ise mureptir. Merfu durumda ellezani elletani ve mansup mecrur durumunda ise ellezeyni elleteyni olur. Peki nedir o aradaki sıralaşı çizgimiz? Sağ taraftaki müzekker, sol taraftaki müennes. Yani ona dikkat edeceğiz. Zaten yukarıda tablodan okuyabilirsiniz. Bir sonraki tablomuz. Müşterek ortak ismi mevsuller. Müşterek ortak ismi mevsuller ise bakınız. Nokta nokta ma nokta nokta. Nokta nokta ki o şey veya da sıfat fiilekleriyle Türkçedeki o sıfat fiilekleriyle bunu sağlayabilirsiniz. Nokta nokta ma nokta nokta yani o olan şey ki o şey hayvan eşya ve benzeri gayri akil olan varlıklar için kullandığımız bir isim mevsul. Men ise yine ismi ki o kimse ki o kimse veya da insan için kullanılır. Yine sıfat fiilekleriyle de bu manayı katabiliriz. Giden adam veya da gelen çocuk, yemek yiyen kişi veya da oturan adam diye bakınız anası mezar dikecek bir şeyler. Hani sıfat fiilekleriyle de bu manayı verebiliyoruz. Veya da ki o kimse tabiriyle de çevrilebiliyor. Dolayısıyla müşterek ismi mevsullerimizin en temel iki tanesi nedir? Men ve ma'dır arkadaşlar. Diğerleri daha az kullanımda. Şimdi onları da söyleyelim. Eyyu yine ki o şey, ki o kimse manalarını veren Eyyu'da hem insan, hayvan, eşya ve benzeri akil ve gayri akiller için kullanılıyor. Za ve zu ise Esmaül Hamse'den dedik. Beş isimden olup sahiplik anlamı katar. Zulkarneyn diyoruz değil mi? Zulkarneyn veya zil buradaki zazu'nun sahiplik anlamına gelen bir manası var. Yine en altta bir elif lam takısı ile ilgili de bir şey verdik. Harfi tarif dediğimiz elif lam takısı sıfat olan müştak isimlerin önüne geldiği zaman ismi mevsul olurlar. Bunlar da ismi mevsul manasını taşırlar. Eyyüzaz ve zu haricindekiler ise mebnidirler. Bunu da böyle zikretmiş olalım. Bu tabloyu da böyle bir önünüze oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim daha örneklerle bunu daha güzel anlamaya ve kavramaya. Örnekler üzerinde görünce daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bunları da verdikten sonra. Evet, şimdi geçiyoruz örneklerimize. Evet sevgili arkadaşlar, ismi mevsullerle ilgili örnekler. Şöyle birazcık yazıyı büyütelim ve birazcık sağa doğru kaydıralım ama herhalde şöyle daha iyi olacak. Evet. Birinci örneğimize bakalım. Yekulu tıflu ma la yef'aluhu. Evet, yekulu söylüyor, söyler. Et tıflu çocuk söyler. Ma la ma
Bakın olumsuzluk anlamı mı var hocam burada? La, hayır, evet. Yef'aluhu ma la yef'aluhu. Yapmaz, yapmıyor. Bakınız. Yapmadığı, bakın yapmadığı şeyi söylüyor. Çocuk yapmadığı şeyi söylüyor. Ki o şey veya da çocuk söylüyor ki o şeyi söylüyor. Çocuk neyi söylüyor? La yef'aluhu. Çocuk yapmadığı şeyi söylüyor. Veya da la arifu ma la tarifu. Senin bilmediğin şeyi ben biliyorum veya bilmiyorum. Senin bildiğini ben bilmiyorum gibi. La arifu bilmiyorum. Ma la tarifu. Senin bilmediğini ben de bilmiyorum manasında. Buradaki ma nedir? Bir sonraki kısım bilmediğin şeyi bakınız. Bu manasıyla ma'nın ortak ismi mevsullerden değil mi arkadaşlar? Kafirun suresinde var değil mi Kur'an-ı Kerim'de? La a'budu ma ta'budun. Bakınız buradaki ma soru ismi değil, olumsuzluk değil. Sizin taptıklarınıza ma ta'budune. Sizin taptığınız şeylere ben tapmam. Yani sizin inanıp kulluk ettiğiniz, taptığınız şeylere ben tapmam. Kur'an-ı Kerim'de Kafirun suresinde geçen La a'budu ma ta'budun. O surede çokça geçer bu ismi mevsuller. Dolayısıyla La a'budu ma ta'budun. Buradaki ma nedir? İsmi mevsul arkadaşlar. Hemen bir sonrakine bakalım. Önce ortak ismi mevsullerden başladık. Bakınız ma'lar neydi? İsmi mevsul olarak ortak. Kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. El müslimu. Müslüman. Ki o kimse. Ki o kimse. Veya adam biraz sonra nasıl çevireceğiz bakalım. El müslimu. Men selim el müslimune min lisanihi ve yedihi. El müslimune'ye bakınız. Merfu durumda. Vav'la gelmiş. Bakın une eki almış. Vav var. Dolayısıyla merfu. Demek ki burada özne burada. Müslümanların selime emin olduğu min lisanihi dilinden ve yedihi elinden dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. Kim o? El Müslimu. El Müslimu kelimesi isim mi? İsim. Men orada ortak ismi mevsullerden kim anlamında ama buradaki ne yaptı? Kendisinden sonraki sıla cümlesini bir önceki isme sıfat şekline çevirdik. Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. Ki o kimse Müslümandır. Müslüman ki o kimse Müslümanların elinden ve dilinden ve elinden emin oldukları kimsedir diye tercüme edebiliyoruz arkadaşlar. Yani buradaki menin de ismi mevsul olarak kullanıldığını gördük. Bir sonraki sayfada biraz daha bu ismi ortak ismi mevsulleri göreceğiz. Şimdi has ismi mevsullerimizde ellezî elletîlerle ilgili birazcık örnekler. Rakiptu bindim. Rakiptu rakibe yerkebu. Rakiptul hafilatelleti emamel mescidi. Emamel mescid caminin önünde. Caminin önünde olan otobüse bindim. Caminin önündeki otobüse bindim. Bakınız. Rakiptul hafilete veya bakın otobüse bindim ki o otobüs ki o şey yani otobüstür değil mi ki o elleti neden ellezi değil? Çünkü el hafilete kelimesi müennes. Çünkü has ismi mevsullerde müzekkerlik müennesliğe dikkat edeceğiz. El hafilete müennes olduğu için elleti. Tekil mi? Tekil. Dolayısıyla elleti. Demek ki caminin önündeki otobüse bindim. Caminin önünde olan otobüse bindim. Otobüse bindim ki o otobüs ki o şey Emamel Mescidi caminin önündedir bakın. İsmi mevsuller işte böyle çevriliyor. Bu manayı veriyor ismi mevsul dediğimiz kelimeler. Zeheber raculu adam gitti. Ellezi ki o adam. Ebuhu muallim babası öğretmendir ki onun babası öğretmendir. Bakın hani demiştik ya sıla cümlesinin içinde ismi mevsule dönen bir ne vardır arkadaşlar? İsmi mevsule dönen bir ait zamiri vardır. Ebu hı, bakınız ellezî müzekker hüve için racül. Bakınız ebu hı geldi. Aitlik zamiri geldi burada da gördüğünüz üzere. Ebu hı muallim olan kısım yani ismi mevsulden sonraki kısım sıla cümlesidir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bu cümleyi nasıl çeviriyoruz? Babası öğretmen olan adam geldi. Veya da o adam geldi ki o adam ebu hı muallim onun babası öğretmendir. Gibi çeviriler yapılabilir. Hemen bir sonraki lem ekra'i lem ekra orada cezimlidir ama geçiş yapacağız. Sükun var bir sonrakinde de. Lem ekra okumam okumadım özür dilerim. Okumadım. Ben okumadım değil mi? Lem ekra'il kitabe kitabı okumadım. Ellezî ki o kitap okumadım ya kitap ki o kitap. Ehaztuhu bakın yine ait zamiri var bakınız. Ehaztuhu onu aldım. Minel mektebeti emsi dün kütüphaneden aldım. Peki bunu nasıl çevireceğiz? Dün kütüphaneden aldığım kitabı lem ekra okumadım. Dün kütüphaneden aldığım kitabı okumadım veya da kitabı okumadım ki o kitap ehaztuhu minel mektebeti dün kütüphaneden almıştım. Dün kütüphaneden aldım. Bakın iki türlü ismi mevsul bir sonraki kısmı yani sıla cümlesi olan kısım bir önceki isme sıfat olarak çevriliyor arkadaşlar. Ra'aytu tullabe öğrencileri gördüm. Ellezine bakınız
Çoğul. Neden? Tüllab kelimesi çoğul mu? Evet. Hem müzekker mi? Müzekker. Ellezine ismi mevsul olarak çoğul mu? Evet. Bakın müzekkerlik müennesine dikkat edin. Ra'aytu tullabellezine. Öğrencileri gördüm ki o öğrenciler yeclisune fis safi. Sınıfta oturuyorlar. Peki nasıl çevirebiliriz? Sınıfta oturan öğrencileri gördüm. Bakınız bu şekilde de çeviri yapılabilir. Sınıfta oturan öğrencileri gördüm. Veya da öğrencileri gördüm ki onlar yeclisune fis safi. Sınıfta oturuyorlar. Aynı mana. Ra'aytu talibat. Bayan öğrenciler, kız öğrencileri gördüm. Ellati, bakınız ismi mevsul çoğul. Yine çoğul olarak ne yaptı? Cemi halde geldi. Ellati, ellevati, ellai şeklinde. Üç kullanım var ama ben daha çok ellati'yi kullanıyorum çoğul için. Müennes çoğul. Ellati yeclisne fis safi. Sınıfta oturan kız öğrencileri gördüm. Kız öğrencileri gördüm ki onlar yeclisne fis safi. Onlar sınıfta oturuyorlar diye de tercüme edebilirsin. Hadara raculani. Bakın ikili geldi. Hadara geldi. Hadara gelmek fiili. Raculani iki adam geldi. Ellezani ki o iki adam. Bakın ki o iki adam. Ra'aytuhuma. Bakın aitlik zamiri gördünüz mü? O ikisini gördüm. Fil müsteşfa emsi. Dün hastanede o ikisini gördüm. Peki şöyle tercüme edebilir miyiz arkadaşlar? Dün hastanede o ikisi gördüğüm adam geldi. Dün hastanede gördüğüm o iki adam geldi. Bakınız bu manayı da verebiliriz. İsmi mevsul bir sıla cümlesi dedik. Kendisinden sonraki kısım bir önceki isme ne yapıyor? Sıfat olarak tercüme ediliyor. Hemen bir cümle, bir sayfada örnekleri göreceğiz. Sonra da son bir küçük bir metinle konuyu bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. İsmi mevsul örneklerimizde men yine neydi? Has ismi mevsullerden mi? Yoksa müşterek ismi mevsullerden mi sevgili arkadaşlar? Tabii ki diyeceksiniz ki hocam has olanlar ellezi elleti ellezani ellati gibi ellezani elletani elleteyni gibi olanlardı. Men ma eyyu veya da zazu gibi diğerleri ise müşterek yani ortak ismi mevsullerdendi. Men hocam o zaman buradaki bir bakalım. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Bakın buradaki men kim emin oldu? Kim amene? Kim iman etti kadere? Emine minel kederi. Kederden, üzüntüden emin oldu. Ha, buradaki o zaman şöyle kim olduğu gibi değil de şöyle tercüme edilemez mi? Buradaki ismi mevsul çünkü. Kadere iman eden kederden emin oldu veya da olur tercümesiyle. Kadere iman eden, bakın eden diyoruz değil mi? İsmi mevsul eden kişi. Çünkü menden önce gizli bir aslında orada bir isim vardır. Dolayısıyla menden önceki isim orada hasfedilmiş, düşürülmüş. Dolayısıyla orada gizli bir hüve, racul vardır yani. Kim işte kadere iman eden kişi ki o kişi emin el kederi, kederden, üzüntüden emin oldu diye tercüme edilebilir. Evet, bir sonraki menilleti özellikle bu şekilde çok gelir. Menden hemen sonra ellezi, elleti de gelebilir bakınız. Buradaki ismi mevsul o zaman buradaki men midir sevgili arkadaşlar? Hayır. Men orada soru ismidir ama sonraki gelen elleti ise onun haberi gibidir. Haberi gibidir. Çünkü men orada müptedanın yerini korur. Elleti ise bakın orada onun haberi konumunda gelir. Menilleti kim? O kimsedir. Kim odur? Veya bakın tunazziful hadikate. Tunazzifu nazzafe yunazzifu temizlemek. Hadikate bahçeyi temizleyen kişi. Ki o kişi kimdir? Peki burada menillezi olabilir burası. Hani o zaman da yunazzifu olur. Ama buradaki elletiyi almamız için arkadaşlar menilleti tunazifine olması gerekiyor. Orayı bir düzeltelim. Menilleti tunazifine. Ve enti için de olur. Veya da hiye olabileceği için hiye için de olur. Yani sıkıntı yok. Tamam bu şekilde doğru arkadaşlar. Örneğimizi değiştirmiyoruz. Evet. Menilleti tunazifül hadigate. Hiye çünkü değil mi? Oradan evet karıştırmayalım. Enti gibi düşünmedik. Hiye. Menilleti tunazifül hadigate. Bahçeyi temizleyen kimdir? O kimdir değil mi? Dolayısıyla burada elleti ismi mevsul olarak hem de hususi has ismi mevsul olarak gelmiş. Bir sonraki uhtu Halid'in, Halid'in kız kardeşi hiye o. Elleti, hiyelleti. Bakın zamirden sonra da ismi mevsul bu şekilde gelebilirmiş. Hiyelleti tunazziful hadigate. O zaman bahçeyi temizleyen kişi o Halid'in kız kardeşidir. Veya da şöyle diyebiliriz. Halid'in kız kardeşi o bahçeyi temizleyendir. Bahçeyi temizleyen Halid'in kız kardeşidir şeklinde de tercüme edilebilir. Ra'aytu tuyura. Tuyur, tayyurun tuyur değil mi? Kuşlar. Ra'aytu tuyura. Kuşları gördüm. Elleti. Bakın burada bir kural var. Daha önceki yerlerde zikrettik bu konuyu. Cemi gayri akiller yani akıl sahibi olmayan
hayvan olabilir, eşya olabilir, bir kavram olabilir. Cemi gayri akillerin sıfatları veyahut bunların karşısına gelecek kelimeler müfret müennes kabul edilirler. Zamirleri kullanırken de, isim mevsul kullanırken de buna diyeceğiz. Et-tuyur mesela akıl sahibi midir? Hayır. Çoğul mu? Evet. Peki bunu et-tuyur, tayrun müzekker yapıda gibi görünüyor. Ama müzekker yapıda gibi görünse de biz bunun müennesini kullanmamız lazım. Çünkü niye? Cemi gayri akiller müfret yani tekil müennes kabul edilirler. Dolayısıyla et-tuyura ellezî değil elleti gelecek. Ra'aytut tuyura ellezî fil hadîkati bahçedeki olan, bahçede olan, bahçedeki kuşları gördüm. Burada bu şekilde tercüme ettik. Hemen Saf suresinde ya eyyühellezîne âmenû. Bakınız ey ya eyyühe. Burada hitap. Münada harflerimiz var. Ya eyyühellezîne âmenû. Ey iman eden kimseler. Ey iman eden ki o kişiler. Ey iman edenler diye de tercüme ediyoruz değil mi? Ey iman edenler. Lime niçin hani lime tegulune ma la tefalun yapamayacağınız ya ve yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz lime tegulune yapmayacağınız ve yapmadığınız şeyi niçin söylüyorsunuz manasında bir şey değil mi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de yani yaklaşık olarak mana bu şekilde ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler oradaki ellezine neden çoğul sevgili arkadaşlar çünkü amenu bakın çoğul cemi halde gelmiş amene amene amenu hüm çoğuldur. O yüzden müzekkerdir ve dolayısıyla ellezî olmaz. Ellezâni de olmaz çünkü çoğul. Ellezîne olur. Ya eyyühellezîne âmenû diye geldi. Hemen Maun suresinde eraytellezî eraayte bakın raayte ente değil mi sen? Peki müzekker misin? Ente evet. Ellezî gelir dolayısıyla. Eraytellezî yükezzibu bittiğin dini yalanlayanı gördün mü? Bakın yalanlayan kimseyi. Ki o kimse. Eraytellezî yükezzibu bittiğin. Bakın buradaki ellezî de yine ismi mevsulümüz. Yine Bakara suresinde başta cümlenin başında gelip müpteda konumunda bakınız. Ellezîne yu'minûne bil gaybi. Gayba yani gayb olana iman edenler. Ellezîne yu'minûne bil gaybi. Gaybe iman edenler ve yuqîmûne salâte ve namazı ikame eden yani namaz kılanlar ve mimme ki o şeyden razaknâhum onlara verdiğimiz rızık ve olarak verdiklerimizden rızık olarak verdiklerimizden yunfikûne harcayanlar verenler yani kendisine rızık olarak verdiklerimizden de infak edenler diye burada tercüme edilebiliyor. Ellezîne ve mimmâdaki o min ve ma'dır orası arkadaşlar. Min dendan eki değil mi harfi cer? Min ma birleşince mimma şeklinde okunuyor. Dolayısıyla bunlar da nedir? Bir ismi mevsul. Bakın güzel örnekler var. Sonuncusu ise Fatiha suresinden. Bu namazlarda sık sık okuduğumuz, her rekatta okuduğumuz bir Fatiha suresinden değil mi? İhdine sıratel müstakim. Burada bir şey yok. İhdine sıratel müstakim. Dost doğru yola hidayet eyle, ilet. Değil mi? Bizi dost doğru yola ilet. İhdine sıratel müstakim. Sıratellezine ki o yola. Dost doğru yol. Sırat dost doğru yolu ifade eder. Sıratellezine ki o sırat dost doğru olan yollar. Yollar. Ellezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Sıratellezine en'amte aleyhim. Onlara nimet verdi. Gayrel mağdubine. Yani gadab edip kızdığın, öfkelendiklerinin yoluna değil. Veled dalim ve sapkınların da ve dalalete düşenlerin de yoluna değil manasında bir ifade. Buradaki ellezîne'yi de sıratellezîne'deki ellezîne'yi de görmenizi istedim. Bu da bir ismi mevsul. Böylelikle ismi mevsullerle ilgili nedir ne değildir bir bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Ve son olarak ismi mevsullerle ilgili küçük bir metnimiz var. Metin biraz okunaklı çıkmamış ama sizler için ben okumaya çalışacağım. Üsreti, ailem, sagîretul adedi. Yani sayısı az, küçüktür. Ne demek bu? Küçük bir ailedir. Yani sayısı çok değil, kalabalık bir aile değil. Üsreti, ailem, sagîretul adedi diye bu şekilde bu yapı kullanılır. Az sayıdadır. Yani küçük bir ailedir. Ailem küçük bir ailedir. Ve lakinne fakat o saîdetun mutludur. Fakat ailem küçüktür ama mutludur. Feebi hatta öyle ki babam feebi huve ellezî huvellezî. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de hüvellezî diye başlayan kısımları çokça duyarsınız Kur'an'dan. Fe ebi babam hüvellezî yet'abû min eclina. Min eclina bizim için taibe yet'abû yorulmak. Bizim için yorulan kişidir. Yorulandır. Bakınız. Fe ebi öyle ki ebi benim babam hüvellezî yet'abû min eclina. Bizim için yorulan kimsedir. Ve ümmi annem hiyelleti hiye o. Elleti ki o. Ki o. Tera'al beyti ve te'amelu ala rahatine.
rahatine. Bakınız, bizim rahatımız için çalışan ve evi yönetip çeviren, emiren ve evi idare eden kişidir annem. Bakınız. Ve ahavaye kebirani Hasan ve Hüseyin. Ve büyük erkek kardeşlerim Hasan ve Hüseyin. Hüme, o ikisi. Ellezani, hüme ellezani. Bakınız, o ikisi ki onlar yusaidani, bize yardım yusaidani bize yardım eden fi fehmit dersi. Dersi anlamada bana, özür dilerim, bize diyorum. Bana yardım edendirler. Kim? Büyük erkek kardeşleri Hasan ve Hüseyin. Keme enne, olduğu gibi, dığı gibi. Keme enne uhtaye Hatice ve Ayşe. Kız kardeşlerim Hatice ve Ayşe'nin hüme elletani, ki o elletani, bakınız. Hüme orada merfu halde olduğu için hüme elletani tansurani ümmi, anneme yardım eden Hatice ve Ayşe kız kardeşlerimin nerede? Fi i'dadi ta'ami ve tanzifil beyti. Yemeğin hazırlanmasında ve evin temizlenmesinde anneme yardım eden Hatice ve Ayşe kız kardeşlerim olduğu gibi. Yani bir önceki cümleyle keme enne ile bağladı. Dolayısıyla burada da bakınız ellezani elletani. İlk önce gördüğünüz yeşillere bakın. Ellezi elleti. Ellezani elletani. Bu yapıları gördük. Sonra devam ediyor. Ve yeskunu bi civarina. Yakınımızda. Etrafımızda, bir civarine, yakınımızda, etrafımızda otururlar. Yeskunu civarine oturuyor. Mesela ammun amca. Amam amcalar, çoğulu bakın, cemi. Amami amcalarım. Amcalarım yakınımızda oturuyor. Ki o amcalarım ellezine, ki onlar. Bakın ellezine amam neydi? Amcalar. Çoğul mu? Çoğul. Müzekker mi? Evet. Ellezine mi? Ellati mi gelir? Ellezine gelecek müzekker olduğu için. Ellezine, ki onlar yuhibbunene bizi severler. Kethiran. Bizi çok severler. Yuhibbunene kethiran. Velakinne fakat. Ammati. Ammetün neydi? Amme babanın kız kardeşi, yani hala. Ammat. Atün eki aldı, bakınız çoğul oldu. Cemi müennes salim sevgili arkadaşlar. Ammati halalarım. Ve halati haletün teyze. Halat teyzeler. Ve halati ammati ve halati. Halalarım ve teyzelerim. Ellati, bakın çoğul muydu onlar? Müennes miydi? Cemi müennes salim çoğul mu? Evet. Peki ellezine mi gelir? Ellati mi gelir? Ellati gelir. Ellevati gelir. Ellai şeklinde yazılabilir. Ama ellati kullanmış burada da. Ellati yuqimne. Ha, ekame yuqimne fi mudinin uhra. Başka bir şehirde yaşıyorlar. Fakat halalarım ve teyzelerim, ki onlar başka bir şehirde yaşıyorlar. Yahdurne, onlar gelirler, geliyorlar. İle menziline, evimize geliyorlar. Ne zaman? Fil ayyadid diniye, dini bayramlarda. Dini bayramlarda evimize geliyorlar. Ve hazel içtima'ul aileyi, bu aile toplantısı yezidu, artırır. Hubbe beynel efradil usretine, ailemizin fertleri arasındaki sevgiyi ve muhabbeti neyin artırır diye bir cümleyle tamamış olur. Burada da ellezi elleti, ellezani elletani, ellezine ve ellati gibi ismi mevsullerin, özellikle de has hususi ismi mevsulleri gördük. Kısaca ismi mevsullerimizi ellezi elleti veya da ellezani elletani, ellezine ellati gibi has hususi ismi mevsuller, bunları zikrettik. Müşterek olanların menma, özel eyyu, za ve zu gibi, bunlardan da bahsettik. Böylelikle en azından ismi mevsullerle ilgili kısa bir bilgi sizlerde oluşturabildiysek, katkımız olduysa ne mutlu bize. Tekrardan dersimizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Arapçayı seversek, birazcık gayret edersek Arapça öğrenilemeyecek bir dil değildir sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.